Saygıdeğer hazirim, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bugünkü konumuz, dünya tarihi yazımında Türklerin yeri. Yalnız benim Cezmi Bey'den bir isteğim var. Yavuz Bülent Bey burada. Yavuz Bülent Bey'in burada yaptığı konuşmayı dinlemeyi çok arzu ederdim. Hele hele takdimde Cebeci Camii'nde ezan okunur, kapısı önünde fakir fukara, al git bu sevdayı başından rüzgar, al git uzaklara. Bir alem düşünürüm ezan sesinde, bir alem ötenin çok ötesinde. Kimseler görmese gidip diz çöksem, ağlasam caminin bir köşesinde demeyi çok arzu ederdim. Ama o gün benim konuşmam vardı, Kırımlar Derneği'nde gelemedim. O yüzden hazır Yavuz Bülent Bey buradayken, Cezmi Hocam bir konuşma özellikle Yavuz Bülent Bey'den bir gün istesin, o gün bir takdimi yapmak isterim ben. Efendim, Oğuz Kağan Destanı tek yazma nüshası var Paris Milli Kütüphanesi'nde. 9. yüzyılda Uygur alfabesiyle yazılmış, başı ve sonu eksik, bir özet şeklinde. Orada Oğuz Kağan'ın milletine bir hitabı var. Men sinler geb oldum kagan, alalım yay takı kalkan, tam da biz geb olsun buyan, kök bölük olsun duran, temürçü dalar bol orman, av yerde yürüsün kulan, takı taluyu takı müren, küm tu bol gıl kök kurukan. Son iki mısrağında Oğuz Kağan der ki, daha denizlere, daha ırmaklara gidelim, güneş tuğumuz olsun, gökyüzü çadırımız olsun. Bir başka deyimle, Türkler, hakanlarının Allah tarafından adaletle insanları idare etmek için gönderildiğine inandıkları için de bu ifadeyi adaletli olarak idare edebilmek için gökyüzünün gördüğü her yer, güneşin gördüğü her yer, daha denizler, daha ırmaklar bizim idaremiz altında olmalı diye düşünürler. Malum 705 tarihinden itibaren 9 Oğuzlarla başlayan, Volga boyu Bulgarlarıyla devam eden Türklerin İslamiyet'i kabulü vardır. Buhara'da 705 tarihinde Kuteybe bin Müslüm zamanında İslamiyet'i kabul ederler. Sonra kafileler halinde kabul ederler. Kabul eden Türklere Türkmen adı verilir. Şimdi büyük dilcimiz Kaşgarlı Mahmut Araplara Türkçe öğretebilmek için yazdığı Divan-ı Lügat-ı Türk'ün bütün sayfalarında eski Türk şiirinin şifai edebiyat dediğimiz o dönemin şiirinin en güzel özellikleriyle en güzel kısımlarından bahseder. Başına da bir ayeti kerimeden, zannediyorum Maide Suresi 54. ayetten, siz inanmazsanız, siz bu din için mücadele etmezseniz bir başka kavim getiririm manasına. Onlar hem inanırlar hem cihad ederler. Allah her şeyi bilendir diye. Tam manasını tam olarak bilmiyorum ama onu doğuda bir ordum var. Onu zalimin başına dert olarak gönderirim. Bir de hadis-i şeriften bahseder. Türkçeyi öğreniniz çünkü onların uzun sürecek saltanatları vardır diyor. Niyazi Yıldırım Genç Osmanoğlu rahmetli abim de bunu şiirleştirir. Andolsun geceye gündüze, andolsun karaya denize, andolsun kaleme kağıda bir millet yarattım doğuda. Türk diye yüce at verdim, önüne kılavuz kurt verdim. En yüce değerli erdemi, en güzel ülkeye yurt verdim. Donattım ruhunu imanla, kolunun gücünü sert verdim. Ve onu mazluma sığınak, zalimin başına dert verdim diyor. Evet, saygıdeğer hazirun, zalimin başına dert, mazluma sığınak olan bu millet, dört bir tarafa yayılır, dört bir tarafa adalet götürmeye, iyilik, doğruluk götürmeye başlar. 705 tarihinden itibaren de İlahi Kelimetullah kabul ettiği için Avrupalı
Müslüman oldu demez, Türk oldu ifadesini kullanır. İşte bugün de Doktor Uğur Demir arkadaşımız zannediyorum dünya tarih yazımında Türklerin yerinden bahsederken Türklerin yaygın olan tarihin bir kısım konularında işleyecek. Uğur Bey, Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim görevlisi, Yeni Çağ Kürsüsü'nde bildiğimiz sadece şeyde bugün Osmanlı savaş diplomasisi üzerine çalıştığı, dolayısıyla kendisiyle ilgili bilgiyi zannediyorum Cezmi Bey verecek. Ben Cezmi Bey'i toplantıyı idare etmek üzere, konuşmasını yapmak üzere de Doktor Uğur Demir Bey'i davet ediyorum. Buyurun efendim. Hayırlı akşamlar. Atilla Bey'in de ifade ettiği gibi bu akşam Marmara Üniversitesi hocalarından, genç hocalarından Uğur Demir arkadaşımız konuşacak. Şimdi tabii aslında konunun başlığı biraz beraber koyduk Uğur'la ama mesela tam bir şey ifade etmeyebiliyor ilk okuyuşta. Yani dünya tarih yazımında tabii ben onu oradaki yazımın kelimesinden de çok şey yapmış değilim. Kendim yazarken acaba tereddüt ettim. Yani tarih edebiyatında mı deseydim dedim. Çünkü gavurca yazmayı tercih etseydik tarih literatüründe deyince mesele oturuyordu. Literatür kelimesi de Türkçe'ye edebiyat olarak da tercüme edilince tarih edebiyatında demek belki doğruydu ama Türkiye'de edebiyat deyince şiir, roman, hikaye anlaşıldığından yani neslin tamamı şey yapmadan bir tereddüt ettik. Ama burada bu akşam tabii özellikle milletlerin, bizim dışımızdaki milletlerin kendi tarihlerini yazarken Türklerle olan münasebetleri söz konusu olduğunda bunu nasıl gündeme getirmişler? Daha çok bunun etrafında olacak. Tabii bu ay sonuna doğru yani 22'sinde bir başka konuşmacı da burada İslam korkusunu konuşacak. Bu İslam korkusunun da birazı Türk dışındaki İslam toplulukları ama büyük ekseriyeti o da Türklerle ilgili. Çünkü Avrupa kaynaklarına göre şey yapacak. Tabii buradan bu gündeme gelen bu konularda anlatmak istenilen veya sizin huzurunuza getirmek istediğiniz şey sadece yabancıların bizim milletimize nasıl baktığı meselesi değil. Çünkü milletimiz özellikle de son bin asırdır, bin yıldır. Demin Atilla Bey de söyledi. Allah'ın adını yüceltmek ve onun adaletini tesis etmek üzere dünya milletleriyle temasa geldi. Düşmanlık da biraz oradan kaynaklanıyor. Yani bin yıldır, bin yılı aşkın zamandır Allah rızası için, onun adını yüceltmek için, onun adaletini tesis etmek için gayret gösteren bu millete dünya milletleri nasıl bakmış? Peki nasıl bakmışsa bakmış onun şeyi ne? O millete bugün çok kadirlik ediliyor da. Yani o millete bugün edilmedik hakaret. Kendi ülkesinde, kendi yurdunda, kendi hakimiyet coğrafyasında edilmedik hakaret kalmadı da. Onun için hiç olmasa milletin geçmişteki mensuplarına karşı da saygısızlık etmeyelim diye
bu konuları gündeme getirmekte fayda gördük. Ben Uğur'a teşekkür ediyorum. Tabii genç bir arkadaşımız. İnşallah bu çalışmalar, buraya kadar yaptığı çalışmalar son derece de ciddi çalışmalar. Kendisinden beklenen, tabii bundan sonra bu çalışmaları çok daha ileri derecelerde yapması, sayısının artırması, gayretinin artmasıdır. Fazla uzatmadan sözü ona bırakıyorum. Sağ olasın. Devam. Sayın Başkan, değerli dinleyiciler, sizi hürmetle selamlıyorum. Burada benim konuşuyor olmam tabii benim için özel bir anlam ifade ediyor. Tarihçi olmam hasebiyle bu mesleğin inşa edenleri, bu mesleğin temellerini atanlarının bu ocaktan yetişmiş olmaları, bu ocağa kimlik vermiş olmaları, buradan hareketle Türkiye'nin kaderine dair kalem oynatmış olmaları ve benim de bugün böyle bir ocakta konuşuyor olmam benim şahsi hayatımın en şerefli sayfalarından bir tanesi. Sizin şahitliğinizde bunu ifade etmek isteyerek sözlerime başlıyorum. Tabii dünya tarih yazımında Türklerin yeri başlığı sizin de dikkatinizi çektiği üzere çok geniş. Nereden tutulacağı belli olmayan, hangi hususun öne çıkılacağı belli olmayan amiyane tabirle genel geçer bir başlık. Bugün tabii ben burada bütün başlıkları ele alarak sizi beklediğiniz şekilde aydınlatacak değilim. Belli hususları öne çıkartacağım. Bunlar da tabii çalıştığım alanla ilgili hususlar olacak. Benim çalışma alanlarım savaş diplomasisi ve diplomasi tarihi. Bu başlığı öne çıkartarak dünya tarihi yazımında Türklerin yeri nedir? Tabii özellikle dünya tarihi yazımında Türk tarihinin en şerefli sayfası olan, Türk tarihinin bence bir numarası olan Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili yazdıkları hususunda bildiklerim kadarıyla sizlere bazı başlıklardan bilgiler sunmaya çalışacağım. Dünya tarihi deyince benim kanaatimce her millet kendi dünya tarihini yazar ve inşa eder. Ve bu yazdığı dünya tarihine kendi rengini, kendi kimliğini, kendi kaderini nakşeder. Tabii bu başlık, dünya tarihi başlığı bizim geleneğimizde yeri yokmuş gibi duran bir başlık olmasına rağmen aslında bizim tarihçiliğimizde dünya tarih yazıcılığı çok önemli ve güçlü bir yeri tutar. Tabii biz Osmanlılar öncesi Abbasiler, Safeviler, Memlukler, Türkiye Selçukları gibi dönemlerde dünya tarihleri adında değil ancak alem tarihleri yazılmıştır. Tabii başta da söylediğim gibi her milletin kendi dünya tarihini inşa edebilmesi için onun öncelikle bir alem ve insan tasavvuru olması lazım. Alem için, alem tarihi demek, alemin içerisindeki ona şeref veren Adem'in tarihini inşa etmek demektir. Milletler bu şekilde alem tarihlerini inşa ederken Ademlere bakışını da ortaya koyarlar. Bugün ben iki taraflı olarak da hem Batı'nın hem de bizim Osmanlı İmparatorluğu özelinde ve daha çok da diplomasi tarihi merkezli olmak üzere tarih yazımında hem Batı'nın hem de bizim aleme ve bunun merkezinde yer alan Adem'e dair, yazdıklarına dair birkaç kelam edeceğim. Tabi dünya tarihi yazmak her millet ve medeniyet için bir iddiadır. Nasıl bir iddia? Tabi öncelikle bir inşa sürecidir. Bir iddia ve maziye ışık tutmaktır. Ancak bundan daha güçlü olan tarafı istikbale dair iddialı olmak demektir. Sizin istikbale dair iddianız varsa muhakkak bir dünya tarihi yazmak zorundasınız. Ve dünya tarihi yazarken de kendi tespit edeceğiniz sınırlardan hareketle bazı hususları ve başlıkları öne çıkartarak dünya tarihi yazarsınız. Bugün biz genelde tarihçiler sızlanırız, kültür tarihçilerimiz sızlanır ve bir sitayişte bulunur. Dünya tarih yazımında Türklere tek yer verilmiyor. Bunun gayet doğal olduğunu söylemem icap ediyor. Çünkü başta da söyledim, her millet kendi dünya tarihini, kendi medeniyet tarihini yazar. Siz yazmadığınız zaman başkalarının yazdığı dünya tarihindeki yerinize mahkum olmak zorundasınız. Aksi takdirde
sizin de güçlü bir dünya tarihi yazımınız olsa, sizin de bir iddianız olur. Zannedersem bizim dünya tarihimizin olmaması, dünyaya dair, Adem'e ve aleme dair iddiamızı kaybetmekten kaynaklanıyor. Bu hususu dikkatlerinize arz etmek istiyorum. Şimdi Osmanlı özelliği ile ilgili, şöyle bak, dünya diplomasi tarihine bakıldığı zaman, şöyle aslında 15. yüzyıldan itibaren başlayan bir Türk halkısı var. Ciddi sorularla başlıyor. İlk karşılaştıkları yer Nivolu Meydan Muharebesi. Aslında daha önce Türklerle karşılaşılmış, Haydi seferlerinde Türklerle görüşülmüş. Ancak Türklerle ilgili fazla malumat verilmemiş. Türklerle ilgili en derli toplu bilgiler, bunların kim olduğuna dair kitaplar Nivolu Meydan Muharebesi ile beraber yazılmaya başlamıştır. Avrupa'daki tarih kitaplarında ve diğer kitaplarda Türklerle ilgili kırılma noktası İstanbul'un fethidir. Doğu Roma gibi Batı dünyası için, Batı medeniyeti için merkezi konumda olan, belki fiziki sınırları sur içi dediğimiz coğrafyaya sıkışmış bir yer olmasına rağmen kimlik dünyalarında, medeniyet alanlarında çok önemli yer tutan, onların tabiriyle Doğu Roma, bizim bugün adlandırdığımız şekliyle Bizans. Bir parantez açarak şunu söylemek istiyorum. Bizim bence tarih yazımında Bizans tabirinden ziyade Doğu Roma'yı kullanmamız icap ediyor. Çünkü Doğu Roma'nın ve Bizans'ın batıdaki algılanış şekilleri çok farklı. Doğu Roma dediğimiz zaman bir medeniyetin içerisinde tarihi temelleri olan ve bir önemli yerde duran bir yer ve bir imparatorluktan bahsediyorsunuz. Bizans dediğiniz zaman ise biraz daha o tarihi temellerinden ve taşıdığı kimlikten izole edilmiş bir yapı ifade ediyor. Bu yüzden Doğu Roma kavramının kullanılması, Türklerin Doğu Roma'yı keşfetmiş olması çok önemli bir husus. Doğu Roma, yani İstanbul fethedildiğinde Türklerle ilgili büyük bir merak uyanıyor. En önemli soru bunların kim olduğuna dair soru. O dönemin yazımındaki çeşitli cevaplar veriliyor. İşte Arap kökenli oldukları, Acem kökenli oldukları ama en güçlüsü bunların Truva'nın devamı oldukları şeklinde. Ve Fatih Sultan Mehmet'in Truva harabelerini gezdiği, Truva tarihini merak ettiği ve İstanbul'un fethiyle Truva'nın intikamını aldığı söylentileri Batı tarih yazımında hızlı bir şekilde yayılıyor. İstanbul'un fethinden yaşadıkları bu travma atlatılmadan, tabi Bayezid dönemi ve Yavuz dönemi biraz daha Osmanlı İmparatorluğu'nun doğuya yönelik yayılmasını ifade ettiği için Batı tarih yazımında bu da fazla dikkat çekmiyor. Ancak ikinci büyük kırılma, yani asıl büyük kırılma Türklerle ilgili, Osmanlı Türklerle ilgili kırılma Kanuni Sultan Süleyman dönemindeki fetihlerle beraber. Çünkü ilk fetihle beraber Kanuni Sultan Süleyman'ın batıya yayılacağı, batıyı tehdit edeceği artık algılanmış oluyor. Ve bütün edebiyatta, artık ninnilerinde, hikayelerinde, destanlarında, günlük raporlarında en önemli konu Türkler oluyor. Hatta Papa'nın dahi en önemli gündemi o dönemde Türkler oluyor. Martin Luther'le ilgili görüşmelerin hemen arkasından Türklerle ilgili maddeler gündeme alınıyor. İspanya İmparatoru Şarke'nin bir numaralı gündem maddesini Türkler oluşturuyor. Fransa İmparatoru François'un birinci maddesini Türkler oluşturuyor. İngiltere Krallığı'nın birinci maddesini Türkler oluşturuyor. Ve en merak edilen soru şu. Seneye Türkler nereye fethikte bulunacaklar? Bu batının büyük kısmında Türk tehlikesini her an enselerinde hissetmesine vesile oluyor. Bununla ilgili Leyla Göçen Hanım'ın güzel bir çalışması var. Tanrım Türklerden bizi koru diye. Bu Martin Luther'in yazdıklarından ve Alman edebiyatında ninnilerde geçen Türklerle ilgili bahisleri toplamış. Çok ilginizi çekeceğini düşünüyorum. Orada işte çocuklara nasıl bir Türk korkusu aşılandığına dair çokça malumat yer alıyor. Tabii Türklerle ilgili bu ikinci kırılma noktalarından bir tanesi 1571 yenilgisi ve bu yenilgi Avrupa tarih yazımında Türklerle ilgili yine önemli bir kırılmaya sebep oluyor ve şurada o yenilgiden sonra şöyle bir konu başlığı açılıyor. Türkler de yenilebilirmiş.
bunlar da mağlup edilebilirmiş düşüncesi Batı tarih yazımında gündeme oturmaya başlıyor. Ancak 17-18. yüzyılın başlarına kadar Türk korkusu Avrupa'da öncelikli korkulardan bir tanesi olarak yer ediyor. Bütün edebiyatında da Türk korkusuna dair çokça bölümde yer alıyor. Tabii şöyle düşünün, iki defa Avrupa'nın en önemli merkezlerinden biri olan Viyana'ya sefer yapıyor. Bir tanesi Kanuni döneminde, diğeri 1683'te. Yani Osmanlı İmparatorluğu'nun bize anlatıldığı gibi kendi iç buhranını yaşadığı, değişim dönüşüm sancıları yaşadığı bir dönemde, yani 1683'te Avusturya'nın ortasına kadar ve 1. Viyana seferine göre çok daha başarılı olan 2. Viyana seferi yapıyor. Bu Türk korkusunun tekrardan neşvi neva bulmasını, Türklerin tekrardan mı değildiği sorusunun tekrar Avrupa'da yeniden sorulmasına yol açıyor. Ta ki 1683 yenilgisinden sonra bu tarih yazımında Türklerle ilgili verilen bilgiler değişiyor. Çünkü 1683-1699 arasında 16 meydan muharebesinin 14'ünü Türkler kaybediyor. Ve 1697'deki Zenta muharebesi büyük bir hezimet. Türk tarihinin en büyük hezimetlerinden birini teşkil ediyor. Ordu tamamen dağılmış durumda. Büyük bir kısmı nehrin diğer tarafında kaldığı için Prens Öjen dediğimiz Türk tarihinin en azılı düşmanı tarafından yok edilmiş. Sadrazam savaş meydanında şehit edilmiş. Devrim Sultanı 2. Mustafa savaş meydanını apar topar terk ederek kaçmak zorunda kalmış. İstanbul'da padişahın öldüğüne dair büyük dedikodular ve darbe hazırlıkları var. Böyle bir kaos ortamı Batı'daki Türk tarihine ve Türkiye dair yazımında yine bir değişim, dönüşüm dönemini ifade ediyor. Ve şu anlatılıyor. Biz müttefik olduğumuz zaman Türkler yenilir. Ancak bunun tek şartı Batı'daki kendi iç problemlerimizi halletmemiz ve bunun mukabilinde Türkleri geldikleri coğrafya. Yani o günlerde dahi Türklerin Orta Asya'ya sürülmesi projeleri gündeme getirmeye başlıyor. Projelerden bir tanesi mesela Devrim Kralı 14. Louis'ye birçok rapor sunuyor. Türkler nasıl ortadan kaldırılabilir? Bunların bir kısmı yayınlandı. Bir kısmı bugün Fransa arşivinde yazma şeklinde muhafaza ediliyor ve orada çokça ilginç projeler var. Bunların bir kısmı Osmanlı'nın kendi tebaasına olan kişilerin sunduğu, bir kısmı batılı hayalperestlerin sunduğu, bir kısmı da hükümdardan para koparmak için kişilerin hazırlıkları raporlardan oluşuyor. Ancak bu 1697 yenilgisi Osmanlı tarihinin en kara ve en ağır maddelerini ihtiva eden Karlofça Anlaşması'yla 1699'da kapanıyor. Bir yıl sonra da 1700'de Rusya'yla İstanbul Anlaşması yapılarak 1683-1699 arasındaki Türk tarihinin en kara ve zor dönemi kapatılıyor. Bu dönemden sonra işte dediğim gibi benzer yazımlar var Türklerle ilgili, tekrar geldikleri coğrafyaya götürülmesi, gönderilmesiyle ilgili. Ta ki bu travma, büyük bir travma yaşamıştır Osmanlı İmparatorluğu. 16 Meydan Muharebesi'nin 14'ünü kaybettiği için bu travmayı atlatmakta bir dönem sıkıntı yaşamıştır. Tarihi uzun bir dönem değil tabii. Tarihi uzun bir dönem ifade eder ancak 1711'deki Purus Seferi'ne kadar. Purus Seferi'ndeki başarı hepinizin de malum olduğu üzere Rusya tarihinin kaderini değiştiren, kimliğini inşa eden, geleceğinin mimarı Büyük Petro'nun aldığı ilk büyük yenilgi ve maalesef bu Rusya tarihi yazımında birkaç cümleyle geçilir Prut hezimeti. Prut hezimetinden sonra Türklerle ilgili Batı'daki yazımlar tekrardan değişmiştir. Bunlar tekrar mı eski güçlerine kavuştular? Bunların başlarını kaldırmadan biz bunları def etmeliyiz. Bunlar içimizdeki ihtilaflardan dolayı tekrardan güçlenecekler, bunun önlemini almalıyız şeklinde tekrardan bir Türk korkusu Batı tarih yazımında gündeme oturuyor. Tabii Batı'nın 1711'de yani 18. yüzyılın başlarında Türkleri ortadan kaldırabilecek siyasi konjonktüre sahip değiller. Çünkü 1702'de başlayan İspanya Veraset Savaşları'nda bu Avrupa tarihi için ilk dünya savaşı olarak geçer. Bütün Avrupa'nın büyük güçleri birbirleriyle boğaz boğaza savaştıkları için Türklerle hesaplaşacak vakti bulamamışlardır.
1711 başarısından sonra Türkler de bunu fırsat bilerek batıdaki, çünkü gelişimleri çok yakinen takip etmişlerdir. Biz tarih, Türk tarihçiliğinde de fazla ifade edilmeyen batıdaki gelişmelere dair Osmanlı arşivinde ve Topkapı Sarayı'nda yüzlerce rapor vardır. Bunların bir kısmı casus raporudur. Bir kısmı bu elçilerin raporlarıdır ve bunlar sayesinde Osmanlı'da Avrupa'daki iç karışıkları, hezimetleri, kendi arasındaki savaşları, hangi cephede kimin nereyi kazandıklarını aylık olarak takip etmişler ve buna göre de kendi siyasetlerini yönlendirebilmişlerdir. Bunun bir sonucu olarak Osmanlı İmparatorluğu 1711'deki kazanılan başarının da verdiği güvenle 1714'te Venedik'e savaşı ilan etmişler ve bir anlamda Karlofça'nın rövanşını almaya Türkler tekrardan başlamıştır. 1714-16 yılları arasında devam eden Osmanlı-Venedik Harbi'nde Osmanlı'da Karlofça'da Venediklere kaybettiği yerleri tamamen geri almışlar. Bunun üstüne bir de Girit Fethi tamamlanmıştır. Ve bu batıda, çünkü Rusya'ya göre Venedik'in aldığı bu yenilgiler batıda ciddi korkuların tekrardan temayüz etmesine, ne oluyoruz sorularının tekrardan sorulmasına vesile olmuştur. Bir de artık 1714 itibariyle Avrupa'daki konjonktür değişmektedir. Bu da nedir? İspanya ve Rusya savaşları sona ermiştir. Avusturya ile Fransa 1711'de barış anlaşması imzalamıştır. Avrupa'nın azı iki rakibi İngiltere ve Fransa ittifak anlaşması imzalamıştır. Ve bu durum batılı devletlerin Osmanlı'ya karşı elini güçlendirmiştir. 1716'daki Osmanlı-Avusturya Savaşı tekrardan batı tarih yazımında Türklerle ilgili algının değişmesine sebep olmuştur. Çünkü 1716 Petervaradin'de damat Ali Paşa'nın şehit olması aynen bir Zenta hizmeti gibi Osmanlı İmparatorluğu'nun tekrardan geldikleri coğrafyaya geri gönderileceklerini, İstanbul'un tekrardan fethedilebileceğini, geri alınabileceğini Avrupa tarih yazımında gündeme getirmiştir. Ve buna dair tekrardan Avrupa'da projeler üretilmiştir. Hatta bunlardan bir tanesini Faruk Bilici hocamız yayınladı Türk Tarih Kurumu'ndan. Çanakkale Boğazı'ndan İstanbul'a kadar olan mesafedeki kaleler tek tek ölçülmüş. Aralarındaki mesafeler tespit edilmiş. İşte ne kadar orduyla gidilirse İstanbul tekrardan geri alınır gibi ciddi projeler hazırlanmıştır ve buna dair de hazırlıklar yapılmıştır. 1716 Petervaradin hezimeti Osmanlı tarihi için yine kırılmayla biten 1718 Pasorafçı Anlaşması'yla savaş dönemine Osmanlı İmparatorluğu'nu aracı etmiştir. Çünkü aslında bu aralıksız süren bir savaştır. 1683-1718 arasındaki süren savaşlar Osmanlı İmparatorluğu'nu haliyle yıpratmış, yormuş ve insanların psikolojisinde artık savaşın bir kazanç getirmeyeceğini, aksine savaşların insanlara büyük kayıplar ve acılar verdiğini, artı ağır vergiler altında ezilmeler hasebiyle maddi olarak da zor durumda kaldıkları psikolojisini yerleştirmiştir. Ve bunun üzerine hepinizin de malum olduğu üzere Osmanlı İmparatorluğu'nda 1718-30 arasında Lale Devri olarak bilinen dönem, Sulh dönemi başlamıştır. Tabi bu dönem darbeyle bitiyor. Malum hepinizin bildiği patrona darbesiyle bitiyor. Ve 1730'lardan itibaren Avrupa tarihi 17. yüzyıla nazaran çok daha hızlı bir şekilde değişmeye ve hareketlenmeye başlıyor. Bu hızlı hareketli dönem 1755'lere kadar devam ediyor. Göreceli sakin ve barış dönemi. Kendi aralarında bir savaş yok. Türklerle temas yok çünkü Osmanlı İmparatorluğu bu dönemde İran'la uğraşıyor. Ve Avrupa metinlerinden Türklerle ilgili bilgiler giderek azalıyor. Ta ki 1755'e kadar, 1755'e geldiğinde Batı metinlerinde, gazetelerde, o dönemin dergilerinde, raporlarında, elçi raporlarında Türklerle ilgili bilgi birden artış gösteriyor. Çünkü 1755'te dünya dengelerinde ciddi bir değişim ve dönüşüm var. Kadar oluşturulan ittifaklar sistemi Avrupa'da çatırdamaya başlıyor. İttifaklar sisteminin iki ana
merkezi var. Bir tarafta İngiltere, diğer tarafta Fransa. Bunlar kadim düşmanlar ve kendi ittifak ettikleri devletler var. İngiltere, Avusturya ve Rusya ile müttefik. Fransa ise Prusya, İsveç gibi, İspanya gibi devletlerle müttefik. Ancak 1755'te bu müttefikler sistemi, ittifaklar sistemi büyük bir kırılma yaşıyor. Bu kırılma yaşanmadan önce Batı için iki tane başkent hayati öneme haiz oluyor. Bunlardan bir tanesi Petersburg ve ikincisi İstanbul. Petersburg'daki ve İstanbul'daki diplomasi trafiği yani daha önceki yüzyıllara nazaran çok daha hızlı bir vaziyet arz etmeye başlıyor. İstanbul'a çok daha kabiliyetli, mahir, Türk tarihini bilen, Türklerin ne zaman ne yapacaklarına dair fikir sahibi olan insanları devletler elçi olarak tayin ediyor. Bunlardan bir tanesi mesela Fransa'nın gönderdiği Vergen. Osmanlı kaynaklarındaki şeyle Vergen, Fransız kaynaklarındakiyle Vergenler. Bu daha sonra 1790'larda Fransa Hariciye Nazırı olacaktır ve Avrupa'nın o dönemde Osmanlı politikasını tayin edecek kişi olacaktır. Bugün adlandırdığımız şart meselesine dair fiili politikalarının baş mimarı olacaktır. Ve bu kişi 1755'te İstanbul'a Fransa'nın elçisi olarak tayin ediyor. Zaten İngiltere'nin İstanbul'daki elçisi James Port'u çok mahir, Türk tarihini bilen, buna dair eserler kaleme alan, Türk edebiyatına vukufiyeti olan bir elçi. Avusturya elçisi de herkese Türk tarihine vukufiyeti olan birisi olarak tayin ediyor. Ve İstanbul'un tavrı Batı'da büyük bir merak konusu oluyor. Bununla beraber yani bu İstanbul'un ne yapacağına dair merakla beraber Batı'da 17. ve 16. yüzyıla nazaran çok daha farklı olmakla beraber Türklerle ilgili metinler yer almaya başlıyor. Mesela bunların bir kısmı tekrardan ciddi bir soru. Türkler kimdir sorusu. Eski 16. yüzyıldaki metinlerden alıntılar yapılarak naklediliyor. Kimler olduklarına dair. Yine Truva ile ilgili hikaye naklediliyor. Ancak Türklerin umut vaat edilip vaat edilemeyeceğine, yani onlara umut bağlanamayacağına dair tartışmalar tekrardan Batı metinlerinde ortaya çıkıyor. İngiltere'deki genel yazıma göre Türklerin eski güçlerini kaybettikleri, iyi ve güçlü bir müttefik olamayacakları, bunun için savaşlardan mümkün olduğu kadar uzak tutulması gerektiği, yani etkisiz eleman olarak görülmeye başlandı bir dönem ifade ediyor. Fransızlar için ise bilakis en önemli siyasi aktörlerden birisi, doğudaki Fransa'nın politikalarını yönlendirecek devlet, imparatorluk olarak görülüyor. Zaten Avusturya için Osmanlı İmparatorluğu'nun ifade ettiği anlam 19. yüzyıla kadar her zaman tehdittir. Her zaman tehlikedir ve hatta Viyana şehrinin etrafındaki Türklerin saldırısına dair yapılacak surlar 19. yüzyılda yıkılmıştır. Yani 19. yüzyıla kadar Türk tehlikesi Avusturya'da her daim canlı tutulmuştur. Bu 1755'teki hareketlilikle beraber tabii Avrupa'da büyük bir kırılma yaşanacak. İşte İngiltere kadim düşman olarak gördüğü Prusya ile anlaşma imzalıyor 1756'da Westminster anlaşmasıyla ve bu Avrupa'da diplomatik devrim olarak tarihe geçiyor. Bu devrim fay hattının Avrupa'da hareketlenmesine ve İran'a hatta Hindistan'a kadar uzayan coğrafyada bütün dünyayı etkileyecek yeni yapılanmaların oluşmasına ve bunun etrafında bir tekrardan tarih yazımına vesile oluyor. Çünkü arz ettiğim gibi Fransa'nın müttefiki Prusya'ydı. Ancak Westminster Anlaşması ile beraber Prusya Fransa'yı terk etti. İngiltere'nin yanında yer aldı. Ve İngiltere, Fransa bu boşluğu doldurmak için kadim düşmanı Avusturya ile görüşmeler başlattı. Bir yıl sonunda da yapılan ittifak Avusturya ile Fransa ittifak anlaşması yaptı. Bu bütün Avrupa'daki diplomatik sistemi alt üst etti. Bunun bir sonucu olarak da İstanbul'da ciddi kırılmalara ve değişime sebep oldu. Tabi bunu Türk bize batılı yazarların metinlerinden okuduğumuz için şöyle yazılıyor. Türkler bu tür gelişmelerden habersizdiler. Batılı elçilerin yönlendirmelerine mahkumdular. Onların verdiği bilgilerle kifayet ettiler. Zaten başka bilgi kanalları yoktu. Olayı anlamaktan acizdiler.
Zaten anlasalar da güçleri bir şey yapacak ve yaptırım gücü olacak kadar yetkin değildi gibi tarih yazımı bugüne kadar gelmiştir. Ancak benim çalışma alanım bu dönemdi. Arşivlerde yaptığım, hem Türk arşivlerinde hem de yabancı arşivlerde yaptığım araştırmalar sonucu gördüm ki Osmanlılar Rus sarayındaki dedikodulara, İngiltere hanedanı içerisindeki hanedan içi kavgalara, Fransa'daki kralın aşk maceralarına, Avusturya'da kraliçenin özel mahrem dünyasına, Prusya kralının yazdığı kitaplara vesaireye kadar bütün gelişimleri yakinen takip etmektedir. Buna dair hem Topkapı Sarayı'nda hem Başbakanlık Osmanlı Arşivinde 2000'e yakın rapor var. Mesela bunlardan bir tanesini arz edeyim olayın, yani Türkler tarafından takip edilmediğine dair. 1750'lerde İstanbul'a Rusya'dan bir elçilik heyeti geliyor. Elçilik heyetinin görevi 3. Mustafa'nın 1757'deki tahta culusunu tebrik etmek. Bu elçilikle ilgili Petersburg'daki Türk casusundan İstanbul'da bir rapor geliyor. Rapor bugün Topkapı Sarayı'na muhafaza ediliyor. Raporda elçilik heyetindeki kişilerin özel hayatlarına dair bilgiler var. Birisiyle ilgili deniyor ki bu şimdiki Çariçe'nin eski sevgilisiydi. Pek kafası çalışmaz. Siz bunu eğlence dünyasında gezdirin. Önemli yerler değil de böyle Ayasofya gibi birkaç camiyi gezdirin ve geçiştirin. İkinci kişiyle ilgili hiçbir siyasi gücü yoktur. Yaptırım gücü yoktur. Ve önemli bir yer işgal etmez. Üçüncü kişi için ise şimdiki Çariçe'nin makbul gözdesidir. Kafası çalışır, elçilik heyetindeki en kritik kişidir. Ve asıl görev Osmanlı İmparatorluğu'nun savaş hazırlık yapıp yapmadığını tetkik etmektir. Buna dair sizden gezi yapmak isteyecektir. Her bölgeyi gezdirmeyin. Mesela diyor ki raporda Ayasofya'yı gezdirin diyor. Ayasofya'yı gezdirmek diyor, onun üzerinde psikolojik bir iddiada bulunacaktır. Çünkü şu, malumunuz Rus çağları ve çariçeleri Bizans İmparatorluğu'nun devamı oldukları iddiasındalar. Bizimkiler Ayasofya'yı gezdirerek şunu iddia ediyor. Sizin hayal kurduğunuz, hükmetmek istediğiniz ülkenin, coğrafyanın, medeniyetin hakimleri biziz. Bizleri muhatap almalısınız ve bizim karşımızda biraz temkinli olmalısınız şeklinde. Buna dikkat edilsin. Bu gibi bizim mesaj vereceğimiz kritik bir tersaneyi gezdirmeyin diyor. Çünkü diyor donanmayla ilgili hazırlıklardan rapor vermek üzere zaten görevlendirmiş. Tophaneyi gezdirmeyin diyor. Top dökümü top ustalarıyla ilgili görüşmek isteyecektir. Görüştürmeyin diyor. Patrik'le görüştürmeyin diyor. Osmanlı İmparatorluğu'ndaki gayrimüslime dair bilgi almak üzere görevlendirmiş gibi ayrıntılı raporlar bu şeyde veriliyor. Ve bu raporlarda bize Türklerin aslında batıdaki gelişmeleri yakinen takip ettiklerini, buna göre tavır aldıklarını da bir göstergesi. 55'te başlayıp 63'e kadar devam eden, Avrupa'da 7 yıl savaşları olarak tarihe geçen dönem, Türklerle ilgili bu dediğim şüphelere ihtiva eden bilgilerle dolu. Yani bir tarafta müttefik olsak işimize yarar mı? Ne kadar kullanabiliriz? Bunlar tekrardan Han dönemindeki Türkler değiller. Ancak nüfus olarak ve coğrafya olarak hala psikolojik olarak bir etkiye sahipler. Bu yüzden yanımızda durmalarında fayda var ve bunun etrafında dönen dünya tarihinde yazılan Türklerle ilgili bilgiler var. Diğeri ise işte İngiltere merkezli olmak üzere Türklerin itimat edilemeyeceğini, çünkü İngiltere'nin ciddi bir tereddüdü var. O dönemde en önemli ticari müttefiklerinden bir tanesi Rusya. Türklere yaklaşmanın İngiltere-Rusya ilişkilerine halal vereceğini, Rusya'nın bunu hoş karşılamayacağını, bu yüzden Türklerden uzak durulması gerektiği yönünde 1750'lerde İngiltere tarih yazımında bu şekilde bilgiler yer alıyor. Avrupa'daki Türklerle ilgili, Osmanlı Türklerle ilgili bilgilerin kırılma noktalarından bir tanesi, en önemlilerinden bir tanesi 1768-74. Bu harbe Prusya Kralı 2. Frederick körlerle sağırların harbi diyor. Körler bir tarafta Çariçe, Rus tarihinin en önemli hükümdarı 2. Katerina,
Bir tarafta da bizim 3. Mustafa ve 1768-74 büyük bir hezimet, Edirne dahi tehlike altında kalıyor. Ardından Küçük Kaynarca gibi Osmanlı tarihinin en ağır şartlarına itibaren anlaşması imzalanıyor. Ve bu anlaşmadan sonra biz Kırım'ı kaybediyoruz. Tazminat, ciddi derecede tazminat vermek zorunda kalıyoruz ve İstanbul'a yapılan, Kırım'dan yapılan göçlerle İstanbul halkı üzerinde ciddi bir psikolojik travmaya sebep oluyor. Büyük bir korkuya sebep oluyor. Hatta bu savaştan sonraki bazı metinlerinde, askerlikle ilgili yazılan metinlerde Türk askerlerinin Rus piyadelerini gördüklerinde savaş meydanlarını terk ettikleri gibi bir korku, bir travma yaşıyor ve bu travma 2. Mahmut dönemine kadar Osmanlı insanı üzerinde etkili oluyor. 1768-74 harbindeki Türklerin bu hezimeti ve ardından imzalanan Küçük Kaynarca anlaşması tekrardan Batı tarihinde Türklerle ilgili yazının artık bugüne kadar güçlü bir gelenek haline gelen şart meselesi kavramının oluştuğu dönem. Artık Türkler Batılılar için evet bir mesele, ancak Kanuni Sultan Süleyman dönemindeki gibi korkulacak, çekinilecek, yarın nereye gidileceğinden endişe duyulacak, yanında olmaktan büyük bahtiyarlık duyulacak, elçilerinin padişahın huzuruna çıkmaktan büyük şeref duydukları, bunun da övündükleri dönem değil. Bilakis bundan sonra biz bunu nasıl paylaşırız? Bu aciz, dizleri üstünde duran imparatorluğu nasıl paylaşırız? Etrafında dönen şark meselesi bütün Avrupa'da buna dair tarihlerde bir yazım oluşuyor. Ve bu 19. yüzyılda da artarak devam ediyor. Ve bir malumunuz Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra zaten bu soruya cevap, büyük oranda cevap verilmiş oluyor. Burada bir örnek vererek ben konuşmalarımı toparlamak istiyorum. Sonra sorular olursa açarız. Çünkü çok genel bir konuydu. Bütün hepsine nüfuz edemedim yani. Bir de insanın doktora konusu olunca hepsini anlatması zor. Çünkü benim evladım gibi, her cümle benim evladım gibi, her anlatmadığım cümle kalbimde böyle bir sızı, bir acıya sebep oluyor. Ancak hazırlığının da farklı bilgi alanlarından, ilgi alanlarından gelmiş olmasını da dikkat alarak genel geçen bir şeyler anlatmak zorundaydım. Bunlara bir örnek vererek konuşmamı itham edilmek istiyorum. O da şu: Osmanlı İmparatorluğu'na dair Batı'da yazılı 3 büyük Osmanlı, 3 büyük eser. Bunlardan ilkini Hammer yazdı. Hammer'in Büyük Osmanlı Tarihi adlı eseri bugün farklı yayın evleri tarafından Türkçe'ye kazandırıldı. İlk olarak Ata Bey tarafından Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde Fransızcasından Osmanlı Türkçesine aktarıldı ve ondan sonra da farklı neşirler yapıldı. İkinci Büyük Osmanlı Tarihi Wilhelm Zinkaise'nin yine Osmanlı Tarihi. Üçüncü Büyük Osmanlı Tarihi de William Jorgan'ın Osmanlı Tarihi. Bunların üçü de Almanca yazılmış eserler. Burada birini ele almak istiyorum. O da Zinkaise'nin yazdığı Osmanlı İmparatorluğu Tarihi. Bu 7 ciltlik bir eser. Yaklaşık Almancası, Gotik Almanca, 4000 sayfa. Zinkaise'nin Osmanlı Türkçesine vukufiyeti hiç olmayan birisi. Yani Osmanlıca gösterseniz en basit metinleri dahi bilemeyecek, okuyamayacak birisi. Buna rağmen Türk tarihine dair, Türk tarihine özellikle Osmanlı İmparatorluğu'na dair ömrünün 30 yılını harcamış birisi. Tam 30 yıl Avrupa'nın muhtelif kütüphanelerinde, Paris'te, Viyana'da, Londra'da, Venedik'te bütün, yani çünkü o dönemde yazdığı dönem 1850'ler ve o dönemdeki kaynakların büyük bir kısmı hala el yazısı olarak Batı kütüphanelerinde duruyor. Bugün de Zinkaise'nin kullandığı eserlerin büyük bir kısmı yazma halinde kütüphanelerde duruyor ve tarihçilerin, Türk tarihçilerin maalesef büyük bir kısmı bu eserleri görmüş dahi değildir. İsimlerinin bir kısmını duymuş dahi değildir. Yani bunlardan hareketle ancak bir proje etrafında Osmanlı İmparatorluğu tarihi yazıyor. O projede şu: Osmanlı İmparatorluğu yazmadan önce bir Yunan tarihi yazıyor ve Yunan tarihi beğenildiği için Zinkaise'ne o dönemde Avrupa'da bir dünya tarihi yazılıyor. Bu projede Osmanlı İmparatorluğu tarihini yazmak görevi veriliyor. Zinkaise'nin eserine verdiği isim
gayet önemli. Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa tarihi. Yani diğer kısımlar onu ilgilendirmiyor. Zaten özet geçiyor. Diğer kısımlara dair de fazla malumat olmadığı için Hammer'den aktararak. Çünkü Hammer malumunuz divan edebiyatına dair hukufiyeti üst derecede olan birisi. Tam bir aristokrat gibi kalemle oynatır. Yani muhatabının bilgi seviyesi hiç onu ilgilendirmez. O yani aristokrat gibi kendi zevkini, zevk-i selimini tatmin etmek üzere yazdığı bir Osmanlı tarihidir. Ve bugün Osmanlı İmparatorluğu tarih yazımının iskeletini inşa etmiş işte. Biz onun yazdığının dışına çıkmış değiliz büyük oranda. Eleştiririz ama ondan müstahni bir tarih katiyen yazamayız. Bu kadar da Osmanlı tarih yazımına dair iskeletini oluşturan önemli birisi. Zinkaizen'in eserinde, birinci cildinde önemli bir mukaddimesi var ve diyor ki, evet ben Osmanlı İmparatorluğu tarihi yazmakla görevlendirdim. Ancak benim için Osmanlı ötekidir. Mağlup bir medeniyetin ve milletin tarihidir ve benim için bir şart meselesidir. Ben tarihi ve kalemimi bu şekilde oynattığım yaklaşımım bu şekildedir. Ve bu mesele nasıl halledilmiştir? Bundan hareketle 7 cildi yazıyor. İyi ki de yazmış. Yani çok önemli, itibar edilmesi gereken çünkü uzun nakiller yapıyor. Ve orada Türklerin neden batılı olmadığına dair önemli bölümler unutuyor. İşte Hristiyan değiller diyor, değillerdir diyor. Roma dünyasıyla bağlantılar yoktur diyor. Ve ikincisi, üçüncüsü bizim bunlar kadim düşmanlarımızdır diyor. İki defa Viyana'nın kapılarına gelmişlerdir diyor. Bizim bunlarla hesabımız Nibolu ile başlamıştır. Ancak bu hesabımız verilmiş değildir diyor. Çünkü yazdığı yıllar 1850'ler olduğu için daha Osmanlı İmparatorluğu'nun ölümünü görmemiştir. Çünkü 1862'de vefat edecek ve bu hayalini göremeden dünyayı terk edecektir, toprağı bol olsun. Ve bu yaklaşım, yani yazdığı eserdeki bu yaklaşımda maalesef günümüze kadar devam etmişti. Etkisi yani, şart meselesi etrafında Türk tarihinin ele alınması, Osmanlı İmparatorluğu'nun ele alınması meselesi bu 2000'lere kadar da maalesef devam etmiştir. Bu hususta Virginia Aksan bir kitap yazdı. Osmanlı ordusu harpleriyle dair bir kitap yazdı. Oradan bir bölüm aktarmak istiyorum. Orada eleştiriyor Virginia Aksan bu batılı tarih yazımının tutumunu. Ve iddiası şu eserde, batılı tarih yazımı Türklere dair haksızlık etti. Ben bunu değiştirmek istiyorum, harpler merkezi olmak üzere. Ve şunu diyor, bunu yapma belli başlı istisnalar dışında Osmanlıları kendi gelişmelerinin failleri olarak sürekli görmezden gelen, genelde bütün askeri reformları Fransızların ya da Prusyalıların yardımını atfeden ve Osmanlı ordusunun tarihini Avrupa'daki uluslararası ilişkilerin altına gömen müthiş bir tarihsel inceleme külliyatına da karşı çıkmak anlamına gelir. Ancak Virginia Aksan'ın donanımı böyle bir karşı çıkışa ve meydan okuşa müsaittir. Türk tarihçilerinin, ben bunların en ednasıyım, en çapsızıyım, ben de dahil olmak üzere, kahir ekseriyetinin batılı tarih yazımındaki Türklerin kara lekesini ve kara kaderini değiştirmeye çapları yetecek durumda değildir. Neden? Benim çalıştığım dönem 1755-1768 yılları arası ve bu yıllara dair benim Türk tarihinin önemini ortaya koyabilmem için en azından İngiliz arşivlerinden 50.000-60.000 belge görmem gerekiyor. Ve bunların hiçbirisi Batılılar tarafından çalışılmış değil. Her biri el yazısı olarak çok da çirkin ve büyük bir kısımda şifreli yazılar olduğu için bunların didik didik edilmesi gerekiyor. Çünkü iddiamız şu. Evet, Batılılardaki gelişmeler Türklerin de çok önemli rolü vardır. Etkilenmiştir ve etkilenmiştir. Bunu ortaya koymamız için de bu kaynaklardan istifade etmemiz gerekiyor. Bu İngiliz boyutu. En az bunun mukabilinde Fransız arşivlerine girmemiz gerekiyor. Rusya arşivlerine girmemiz gerekiyor. Venedik arşivlerini didik didik etmemiz gerekiyor. Çünkü mesela Kaan dönemini yazmak Türk tarihine dair, Kaan dönemini yazmak için Türk tarihinde fazla bir bilgi yok. Ama Venediklerle ilgili 50 cilt, yaklaşık 5000 sayfa balyoz raporu var. 5000 sayfa, Kanuni Sultan Süleyman dönemiyle ilgili. Bu bizim üstesinden gelebileceğimiz bir yük değil. Maalesef Osmanlı İmparatorluğu, son sözümde şunu söyleyerek kapatayım. Maalesef Osmanlı İmparatorluğu tarihi gibi
büyük bir imparatorluğun tarihi, bugün Türkiye Cumhuriyeti gibi çapı çok az olan ve maalesef kabiliyeti bunu ortaya koyacak birikime sahip olmayan tarihçilerin eline mahkum olmuştur. Ve bu konuda Batılılara yapacağımız sövmelerden ve yergilerden ziyade kendi eksiklerimizi ikmal etmemiz bence daha hayır hak ve daha doğru bir hareket olacaktır. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Her şeyi öğrenmiş. Buyur. Hocam çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok faydalı bir konferans oldu. Tabii çalışma alanınızın dışına taşacak ama konunun da tamamlanması açısından birkaç kelimeyle belki mutlaka sizin de bir bilginiz, ilginiz ve şeyiniz vardır. Cumhuriyet projesi olarak adlandırsak, Batılıların Osmanlı'ya bakışı dönem dönem bu şekilde. Evet. Genel bir ifade olarak Batılılarla en azından aşina şekilde olmuş olarak Batılıların Cumhuriyet'e ve Cumhuriyet projesine bakışı nedir? Teşekkürler. Şöyle söyleyeyim. Evet, cahil cesur olur ama ben bu cesareti göstermeyeceğim. O döneme dair cahil olduğum için susmayı daha doğru bir hareket görüyorum. İnşallah o dönemi çalışan arkadaşlarımız, hocalarımız olur. Ve o dönemde aydınlığa kavuşur. Temennim bu. Evet. Buyurun. Tarihini yazmakta aciz olduğumuzu söyledi. Öyle anladım. Bizim neredeyse 70-80 senelik bir Türk tarih kurumumuz var. Evet. Neyle meşgul olur ki bu? Bu bir. İkincisi, Martin Luther'in yani bizim kültürümüzden, bizim tarihimizden etkilenmesi nedir? Evet. Bazı şeyler duyuyoruz, o bakımdan evet. Diyorum. Bir de bu Fransız elçisi Werner. Evet, vereceğim. Onun projesiyle ilgili ilk defa o söyledi. O biraz açıklar mısın onu? Açar mısın onu biraz? Tabii. Evet. Teşekkür ederim. Birinci sualinizle ilgili hocam, sorunun muhatabı ben değilim. Türk Tarih Kurumu, malum onların da yetkilileri var. Onlara dair cevap vermek benim haddim değil. İkinci konu Martin Luther. Martin Luther ile Osmanlı İmparatorluğu'nun ilişkilerine dair birçok efsane dolaşıyor. Ancak çok ciddi çalışmalar da var. Martin Luther'in Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili verdiği bilgileri kullanırken dikkatli olmak lazım. Ben hep şu örneği vermiştim. Bugünlerde hepimizin malum olan Kanuni Sultan Süleyman tartışılıyor. Kanuni Sultan Süleyman 46 yıl hüküm sürmüş. Genç yaşta başa geçmiş ve ihtiyarken vefat etmiş, hakka yürümüş birisi. Şimdi Kanuni Sultan Süleyman'ın hangi tarafını 46 yıllık hükümdarlığında hangi tarafını öne alıp da biz anlatmalıyız? Bütün hepsini, bütün dönemini şamil bir şey olması lazım. Martin Luther de böyledir. Martin Luther kendi hayatında bir defa kişisel olarak kırılmalar yaşıyor. Bu kırılmaların sonucunda yazdıklarını değiştiren, dönüştüren ve geliştiren birisi. Mesela ilk dönemlerinde kendisi münzevi bir hayat yaşamak istiyor. Ve bu dönemlerde yazdıkları bilgilerde tamamıyla savaşa karşı. Bu ister Türkler olsun, ister Katolikler olsun. Hiçbir şekilde savaşın meşru olmadığını yazıyor. Ancak ikinci döneminde yani papayla iyice köprüleri kopardıktan siyasi bir destek arama ihtiyacı hasıl olduktan sonra Martin Luther'in Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili yazdıkları değişiyor. Evet, savaşı yine meşru bulmuyor. Ancak Türklerle savaşmanın dini bir vecibe olduğunu yazıyor. Bundan kaçınmanın dine ihanet olduğunu yazıyor. Yani o yüzden hangi dönemdeki Martin Luther'i ele aldığımızda önem arz ediyor. Böyle değişim, dönüşüm geçiren birisi. Ve şunu söyleyeyim, Osmanlı İmparatorluğu Martin Luther'in Avrupa'da yarattığı kaostan haber var. Buna dair yine Topkapı Sarayı'nda raporlar var. Bu raporlarda Martin Luther'in papayla kavga ettiği, bunun Avrupa'da bir dini bir kaosa sebep olduğu ve bu kaosun Osmanlı İmparatorluğu tarafından kullanılmasının hayırhah bir hareket olacağına dair Osmanlı Topkapı Sarayı'nda raporlar var. Bunların bir kısmı yayınlandı, bir kısmı yayınlanmadı, haberdarlar. Ve Martin Luther de bundan haberdarmış. Martin Luther mesela tebliğ içinde Türklerle ve Osmanlılarla ilgili bilgiler veriyor. Mesela diyor ki, Katolikleri tabii eleştirmek adına, bu Türkler diyor, Katolikler Türklerden de beter diyor. Çünkü diyor, Türkler en azından kendi dininden olmayan insanlara müsamaha gösteriyor. Hoşgörü değil, müsamaha gösteriyor. Yani dininin yaşamasına izin veriyor. Bu diyor takdire şayan bir husustur diyor. Ama burada
Türkleri övmekten ziyade Katolikleri yermek için yazılarmış. Mesela 1550'lerde yine Protestan olan Liebenau İstanbul'a geliyor ve her fırsatta Türklerin diğer dindeki insanlara dair müsamahasından, işte dinlerini yaşamasına izin vermesi dair övgüler veriyor ama onu yazmasının asıl sebebi Türklerle ilgili meselesi değil. Asıl mesele Katoliklerin uygulamana dair getirdiği bir eleştiri. Yani en kötüyü göstererek, yani Türkler Batı için en kötüyse, en kötü de böyle güzel uygulamalar varsa bu Katoliklerin yaptıkları kabul edilebilir bir durum değildir demeye getirilen şeylerdir. O yüzden Martin Luther'i de kullanırken dikkatli kullanmak gerekiyor. Vercen'le ilgili evet şart meselesinin temellerini atmıştır. Osmanlı İmparatorluğu'nun 1768-70'tir harbine sürükleyen kişidir. Çünkü buna çok bariz, açıktır yaptığı görüşmelerin hepsi hem kendi raporlarından bu iki cilt olarak yayınlandı hem bizim arşivlerdeki raporlardan anlaşılıyor. Ve geldiği zaman 23 yaşında birisi, çok genç birisi. Diplomatik tecrübesi çok az olan birisi. Onun biyografisini yazan bir tarihçi Vercen için diyor ki İstanbul dönemiyle ilgili ve İstanbul Vercen için bir siyasi mektep oldu. Orada kemal erdi, orada olgunlaştı ve bu olgunluğunu daha sonraki burada edindiği tecrübelerini bütün hayatı boyunca kullandı diyor. Ama bizimle ilgili zannedersem gördüğü en önemli husus artık zafiyetimizin ortaya çıktığı hususudur ve bunu kullanmak için de elinden geleni yapmıştır. Teşekkür ederim. Başka soru? Buyurun. İsmet Rizeli. Hocam şimdi dünya tarihi yazmak için, yazabilmek için bir iddianızın olması gerekir evet. dediniz başlarken yanlış anlamadıysam. Evet. Şimdi Türk Tarih Kurumu'nun ilk çalıştığı yıllarda böyle bir dünya tarihi yazma projesi evet. vardı. Evet. İsmail Hakkı'nın evet. Çarşılı'nın Osmanlı tarihi de bu evet. projenin parçalarından biriydi. Acaba Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde böyle bir iddiamız vardı da bu iddiayı sonradan mı kaybettik? Evet. Birinci sorun bu. Evet. İkinci sorun da biz Türk tarihini bütünüyle yazmaktan aciziz. Ya da ben öyle anladım biraz. Evet. Osmanlı tarihini yazmaktan Cumhuriyet nesli acizdir. Acizdir evet. diyorsun. Bunun temel nedeni ben de üniversitede tarih eğitimi almış birisi olarak söylüyorum. Acaba üniversitelerimizdeki tarih eğitiminin yeterli olmamasından mı kaynaklanıyor? Bunu bir örnekle açıklamak evet. isterim. Ben Atatürk Üniversitesi'nden mezun oldum. Abim de İşletme Fakültesi'nden mezun olmuştu benim başladığım yıl. Ben Orhan Türkdoğan Hoca'nın Türk Tarihinin Sosyolojisi kitabını evet. onun kitaplığında görüp aldım, evet. okudum. Bizim bölümümüzde ne felsefeyle ilgili, ne tarih felsefesiyle ilgili, ne tarih metodolojisiyle ilgili, ne sosyolojiyle ilgili. Sanıyorum hala pek çok üniversitemizde böyle bir durum var. Sadece siyasi tarihi anlatmayı, işte bir takım savaşları, bir takım padişahları anlatmayı tarih eğitimi sayan bir anlayışımız var gibime geliyor. Bakıyorum dünyada, ben biraz da bu akşamki geliş nedenim, Cezmi Hocam, söz etti gerçi. Ben başlığa bakarak yanlış anlamışım. Dünya tarih yazımında Türklerin yeri derken Türk tarihçilerinin bu konudaki katkıları, hani Türklerin tarih yazımındaki etkisi değil de tarihçilerin bu konudaki katkıları diye de gelmesin. Birkaç kere söylediğiniz ondan da birinci sorunuzla ilgili. Evet, dedim ki alem tarihi yazmak, dünya tarihi yazmak bir medeniyet iddiasıdır. Bir Adem üzerine iddiada olmak, iddialı olmaktır. Hükümdar olmaya giden yolda önemli bir adımdır diye ifade ettim. Bu sözümün de arkasındayım. Yani buna dair bir itirazınızın olmadığını anladım. İtirazım yok. Tamam. İkincisi, evet, Türk Tarih Kurumu bir dünya tarihi yazma projesi başlatmıştır ve buna dair biz uzun çarşılıyı siz zikrettiğiniz, bunun devamı olan Enver Ziya tarihi yazılmıştır. Abdest İhmet Fırat'ın Rusya tarihi yazılmıştır. Hindistan tarihi yazılmıştır. Uzak Doğu tarihi yazılmıştır. Moğol tarihi yazılmıştır vesaire. Ancak Osmanlı tarihi dışındaki yazılanların büyük bir kısmı tercümedir. Siz tercümeden hareketle bir dünya tarihi inşa ederseniz kıbleniz başka olur. Bir defa literatür inşa edemezsiniz. Başkalarının işte o kendi aleme dair iddiası olan insanların iddialarının peşinde gitmekle mahkumsunuzdur. Yani bunun ötesinde bir şey söylüyorum. Yani iddianız varsa, kendi dünyaya dair bir tasavvurunuz varsa, istikbale dair bir iddianız ve projeleriniz varsa, kendinizin yazması icap eder.
Evet, yine diyorum, Türk tarihçileri maalesef dünya tarihi yazmak için gerekli donanıma sahip değildir. Bunun birçok sebebi var. Birçok sebebi var. Yani birincisi, Machiavelli üzerine bugün tarih çalışma yapılacak Batılı'nın fazla kütüphaneye gitmesine gerek yok. Yani orijinal bir şey el yazması, taramasına gerek yok. Çünkü hepsi yayınlanmış zaten. Üzerinde yazıla konup iyice bir entelektüel derinlik kazanmış. Bir zenginlik, edebi bir zenginlik kazanmış. O yüzden Batılı'nın yazdığı daha renkli, daha şumullü bir şey. Ancak bugün biz bir konuyla ilgili ben mesela çalışmaya gittiğim zaman 50 bin Osmanlı arşivinden evrakla karşılaştım. 60 bin İngiliz arşivinden karşılaştım. 15 bin Fransız arşivinden karşılaştım. 20 bin Rus arşivinden karşılaştım ve bunların hiçbirine el sürülmemiş. Belki rapor yazan casus yazmış, bir arşiv görevlisi onu tasdif ederken oraya koymuş ve 20 senedir, 30 senedir onun hiç kapağı bile açılmamış. Orada bekleyen bir hazine var. Bu evet bizim için büyük bir zenginlik. Nedir? Ben genç bir tarihçi olduğum için her dosyayı çevirdiğimde, her sayfayı çevirdiğimde bir sonrasında ne bulacağım merakıyla çeviriyorum. Büyük bir iştiyan. Ancak büyük bir de yük. Bir imparatorluğun bıraktığı bir mirasdan bahsediyoruz. Süleymaniye Kütüphanesi'nin yazmaları dahi daha okunmuş değil. Hala bugün Türk tarihçileri Süleymaniye Kütüphanesi'ndeki yazmalardan bir şeyler buluyorsa çok kötü bu durum. Bunu Batılılar 18. yüzyılda tamamlamışlardı. Ruslar 19. yüzyılda belgelerini neşretmişlerdi. Biz hala bugün bir şeyler buluyoruz. Ve gözümüzün önündeki, yani Diyarbakır'daki bir kütüphaneden bulmuyoruz, Kayseri'deki bir kütüphaneden bulmuyoruz, Trakya'daki bir kütüphaneden bulmuyoruz, İran'daki bir kütüphaneden bulmuyoruz, Süleymaniye Kütüphanesi gibi bir yerden, İmparatorluğun en önemli kütüphanesinden hala orijinal bir şeyler buluyorsak, bu bizim Türk tarihçiliğinin büyük bir sıkıntısı olduğunu gösterir. Yani birikimimiz bunu halletmeye müsait değil. Tabii ki aldığımız eğitimin de bunda etkisi var. Birçok amil etkili bunda. Tabii hep şunu diyorum, derim ben arkadaşlarla konuşmamda. Bizim sosyal bilimlerde 2 kere 2, 4 etmez. Kahir ekseriyetinde 4 etmez. 40 eder, 500 eder, 5000 eder ama 4 çok nadir eder. Bu kadar farklı etkeni biz bir araya getirip ıslah ettikten sonra ancak dünya tarihi yazabiliriz. Ancak başlangıçta buna dair bir iddiamızın olması lazım. Mesela bugün Türk tarihçiliği iyi bir yerde görünüyor. Bunun sebebi şudur, ben size açıkça söyleyeyim. Bunun sebebi iyi tercümeler yapılıyor olmasıdır. Türkiye'de bugün tarihçiler iyi şeyler üretmiyor. Ancak batıdaki iyi literatürdeki iyi tercümeler geldiği için Türk tarihçiliği iyi bir yerdeymiş gibi oluyor. Bu aynen Abbasiler dönemindeki tercüme faaliyetleri gibidir. Önemli bir merhaledir. Ancak kontrol edilmezse, sınırları iyi tayin edilemezse bir defa literatürü ve dili biz kaybederiz. Bunların inşa ettiği metotlara mahkum oluruz diyorum. Yani uzatmayın fazla. Başka? Değerli arkadaşlar, Uğur Bey'e de teşekkür ederiz. Yalnız tabii bazı sözleri genç, iddialı, heyecanlı, araştırıcılığına vermek lazım. Tabii Türk tarihini yazma faaliyeti, esas itibariyle geniş bir şekilde Türk tarihini yazma faaliyeti aşağı yukarı 100 küsür yıllık bir dönemdir. Onun da başlangıcı da çok yıldızdır. Nihayet işte 80-90 yıldır da bir takım müesseselerle ve üniversitelerin müfredatına girmiştir. Burada bile meseleler var. Önceki haftaların birinde burada Nezih Başgelen Hindistan Türk mimarisi anlattı. Anlatırken de hepinize ifade etti ki Hindistan'da yani bugünkü Hindistan, Pakistan, Bengaldeş, Keşmir, Afganistan'ı içine alan coğrafyada aşağı yukarı 900 sene civarında bir Türk hakimiyeti var. Şimdi sadece Osmanlı değil. Yani Türkler kadar dünya işte geçen buraya davet edeceğiz inşallah. Geçenlerde bir akşam televizyonda Mısır'la ilgili bir sine sanat tarihçisi konuşuyor. Oradaki Türk eserlerini 700'lerin sonunda başlayıp tabii artık daha sonraya kadar devam eden, yani Osmanlı'nın çekilmesine kadar devam eden
dönemde Mısır'da ard arda Ptolemaoğulları, İrtişler ve Eyyubiler arkadan Devleti Türk, yani Memlük kelimesi yanlıştır orada. Ve Yavuz Selim'le, Osmanlı'yla devam eden bin küsür senelik bir Türk hakimiyeti var. Dünyanın her yerinde var. Bu kadar geniş coğrafyaya yayılmış, bu kadar geniş Avrupa Türk tarihi ayrı bir şey. Coğrafyaya yayılmış bir milletin tarihini böyle kısa zamanda yazmak çok mümkün değil. Ama ben burada memnuniyetle Uğur'un sözlerinden şunu anlıyorum ki, genç araştırıcılar bu daha hızlı bir şekilde, daha iddialı bir şekilde bu meselelere el alacaklar. Tabii bir diğer nokta da şu, kendisi de ifade ediyor ki bu kadar çok değişik kaynaklar olması, yani Çin, işte Moskova, Avrupa'daki birçok devletler, Mısır vesaire kaynakları olan ve oralarda da yüz binlerce, on binlerce, yirmi binlerce, 50 bin, 60 bin diye kendisi bir dönemle ilgili söylüyor. Kaynakları bu kadar çok olan bir milletin tarihini de yazmak o kadar kolay değil. Şimdi ama ümit edilir ve beklenir ki bundan sonra bunlara yönelinsin. Tabii söylediği bir nokta var, o doğrudur. Elbette ki tarih aslında geçmiş tarih biraz gelecek tasavvuruna bağlı yazılır. Tercümelerden şikayetinin ve orada bazı şeylere, yanlışlara vesile olur dediğinin sebebi o. Çünkü siz başkasının gelecek tasavvuruna göre yazdığı bir tarihi tercüme ediyorsunuz. Dolayısıyla onun yorumunu alıyorsunuz demektir. Tercümelerdeki dediği şey, yani mahsur, sıkıntı oradan kaynaklanıyor. Türkiye'nin de gelecek tasavvuru olması lazım. İşte o söylediği alem ve Adem fikri odur. Şimdi Cumhuriyet'in ilk yıllarında bir açıdan var mıydı? Vardı. Ama aynı zamanda biz o günkü tezi daha sonra mahsurlu tarafları da biraz problemli tarafları da olduğu için o tasavvurundan vazgeçtik. Kötü ettik manasında söylemiyorum ben. Zaten başı itibariyle şeydi ama işte o tasavvur biraz Uğur'un dediği gibi bir tasavvurdu. Neydi o tasavvur? O tasavvur dünyanın medeniyeti, medeniyet dediğimiz şey daha neolitik çağda, yani tarihten de önceki, bilinen yazılı tarihten de önceki çağlarda insanlık medeniyeti Orta Asya'da ortaya koymuştu. Orta Asya'dan bütün dünyaya dağıldı. Medeniyetin sahibi biziz. Dünyaya medeniyeti biz öğrettik. Dünya bizden öğrendi. Böyle bir başlangıç bu. Bu tabii romantik, başka bakımdan, birçok bakımdan tenkit edilebilen bir şey ama bu bir iddiadır. Bu iddiadır. Bu iddianın sahibi olarak işte siz yine Uğur'un söylediği tarzda tercümelerle de olsa bunu destekleyen muhtelif şeyler yazarsınız. Şimdi tabii bu iddiayı daha sonra bunun başka yanlışları olduğu için, metot yanlışları olduğu için, vesaire yanlışları olduğu için, nedir metot yanlışı dediğimiz şeyde, tabii bu tez Batı'da o gün çok muteber olan fiziki antropoloji metoduyla desteklenmeye çalışıldığı için, İkinci Dünya Savaşı da o fiziki antropolojinin ortaya koyduğu şeyleri artık bitirdiği için, yani ırk nazariyelerini artık bütünle bitirdiği için o manasını kaybetmiştir. Ama şimdi bunun buradaki sadece iddia kısmını alıp o zaman gelecekle ilgili işte Uğur'un dediği yeni bir iddiayı ortaya koymak ve sonra o yeni iddiaya bağlı olarak geçmişten günümüze kendi tarihimizi, dünya tarihimizi yeniden yazmak lazım. İşte yine tekrar geliyorum, her seferinde temcit pilavı gibi geleceğim buraya. İşte bizim bu önümüzdeki dönem için koyduğumuz yeni medeniyet tasavvuru dediğimiz şey budur.
O yüzden ümit edilir ki genç araştırıcılar buradan hareketle bunun tarihi zeminini, gelecekle ilgili şeyini getirir ve insanları bu tip büyük iddialar, doğru yanlış da olsa böyle tasavvurlara dayalı tarih yazmalar insanlarda büyük heyecan uyandırır. İnsanları şevklendirir, gayretini artırır. Gayretini artırdığı zaman da bir şeyler ortaya konur. Şu anda sıkıntı belki belli bir dönemden sonra bazı şeylerin rutine girmesinin sebebi Türk milletinde veya insanlarında veya gençlerinde veya ilim adamlarında bu heyecan yoktur. Tenkit ettiğimiz dönemlerde bu heyecanın da var olduğunu ifade etmek durumundayım. Ümit ederiz. Tabii bunlar daha çok konuşulacak şeylerdir. Gelecekte çok daha farklı, başarılı çalışmalar görmeye devam edeceğiz. Gerçekten Bekir Topaloğlu Hoca'nın başka bir açıdan söylediğim cümleyi burada tekrar edeceğim. İslam Asr Kuvvetleri'nin malum baş redaktörü olarak aşağı yukarı 30 seneyi aşkın zamandır çalışıyor ve binlerce makale elinden geçti. Kaç ciltlik eser hala da şey yapmadı. Dünyanın her İslam ülkesinden vesaireden de batıdan da müellifler oraya madde yazdılar. Dedik ki hocam ben bu İslam Asr Kuvvetleri çalışması sonunda anladım ki eğer Türkler olmasaydı bugün Sünni İslam olmazdı dedi. Tabii Allah dininin sahibidir. Ama tarihi şeye bakarak. Fakat dedi ne yazık ki şöyle bir ciltlik veya iki ciltlik küçük bir hacimde bu milletin nasıl Müslüman olduğu ve bu dine hizmetlerinin ne olduğu şeklinde derli toplu bir kitap yok dedi. Yani bırakınız şimdi demin büyük iddiaları milletimizin bu kadar önemli bir hizmetinin bile kim söylüyor bunu? Bu Türk ocağında yetişmiş işte biraz Türkçülüğü mülkçülüğü olan birisi değil. Tamamen kelam ilmiyle meşgul olan ama ilim haysiyet içinde çalışan ve bir hakikati tespit etmiş olan birisi söylüyor. Ümit ederiz buna benzer şeylerde sadece büyük araştırıcılar değil aynı zamanda monografiler de. Çünkü halkın da bazı şeyleri bilmesi lazım. İşte halkın da belli yere istikamete yönelmesi bakımından kompozisyon tarzındaki monografilerin de yazılması ve sonunda milletimizin kendi tarihini geleceğe yönelecek şekilde doğru dürüst öğrenmesi sağlanmış olur. Değerli arkadaşlar, tekrar ben teşekkür ediyorum. Bir iki şeyi duyuracağım. Birisi, Yavuz abi geçen sefer geldiğinde Yavuz Bülent Bakiler bir kitabını bazı arkadaşlara imzalamıştı. O zaman herkes de yeteri kadar olmamıştı burada. Sağ olsun tekrar kendisi bana getirdiydi ama bu akşam geldiği için değil. Yani biraz imtihan dönemiydi. Gençlerimiz azdı ama bu akşam iyi kendisine geldi. O kitap dışarıdadır. Kendisine imzalatabilirsiniz. Bir. İkincisi de bizim Ahmet Er abimiz. Şimdi Akhisar'dadır. Bir ailede yaşlıdır. O biraz tasavvufla da alakalı olan gönül ehli bir adamdır. Oturduğu yerden zaman zaman güzel böyle broşürler hazırlıyor. Bana da gönderiyor. Değişik şekillerde. Mesela sigaranın aleyhine olan da vardı. Gönderdi. Başka şeyler de gönderdi. Şimdi bir insanla çağrı olan bir güzel bir şey hazırlamış. Yine bir metin. Küçük bir metin. Onu da göndermiş bize. O da onun hediyesi olarak arkadaşlar size verecekler. Ben kendisine Allah'tan uzun ömür, sağlıklı ömür biliyorum. Bir ayrı şeydir ama bir gönül ehlidir. O da dışarıda onu da alabilirsiniz. Bir diğer şey de bizim gençlerimiz iki sene oldu tabii aşağı yukarı. Hevesle bir Divan Yolu dergisi çıkardılar. İkinci sayısı bir türlü çıkamamıştı. Şimdi gençlerimiz tekrar ikinci sayıyı, bu tabii gençlere yönelik, ikinci sayıyı tekrar neşre hazırlıyorlar. 1 Mart tarihine kadar buraya şiir, makale, karikatür gibi gençlerin kendi eserlerini göndermelerini bekliyorlar. Onun için de şöyle bir adres verdiler, elektronik posta adresi. Divan Yolu Dergisi, Kuyruklu Ağa, Gmail, tabii ben Türkçe okuyacağım Atilla gibi. Yani İngilizce telaffuzunu bilmedim değil ama Türk mahsus Türkçe okuyacağım. gmail.com olan bir adrese bekliyoruz. Niye bunu biliyorsunuz tabii ama şimdi biraz dil sesse, Yavuz abi işte belki bunlar da ileride biz de konuşur.
O zaman Türkçeyi kendi sesiyle okumak lazım. Türkçede G diye bir ses olmadığına göre, G mail diye yazdıktan sonra G mail diye okuduğunuz zaman Türkçe olmaz. Yani bana affedersiniz. Hayır, genel olarak Türkçe olmaz. O başka bir şey olur, başka bir dil olur. Nihat Sami Banarlı biliyorsunuz, kelimeleri menşelerine göre değil, seslerine göre hangi dilden olduğunu söylerdi. Mesela derdi ki, aynı imlası, yazılışı da aynı harflerle yazıldığı halde masa kelimesinin karşılığı Fransızca'da table okunur, İngilizce'de table okunur. Table okuduğunuz zaman o kelime Fransızcadır, table okuduğunuz zaman o kelime İngilizcedir dedi. O halde biz de kelimeleri okurken bunu çok yapıyoruz. Mesela Avrupa'nın yeni para birimi Avro'yu çoğumuz İngilizce okuyoruz. Halbuki İngilizler bu parayı kullanmıyorlar. Bir, para İngiliz parası değil. İki, yeni başbakan da ilan etti ki ben yakında tekrar seçime girersem bu Avrupa Birliği'ne girip girmeme hususunda referanduma götüreceğim dedi. Yani İngilizler bu birliğe dahil değil, bu parayı kullanmıyorlar. Peki kullananlar, Fransızlar kullanıyor, euro diyor. Almanlar kullanıyor, euro diyor. Kullanmayan Türkler İngiliz gibi telaffuz ediyor. Halbuki tabii biz o kelimenin kökünü den türeyen ve dilimizde olan Avrupa kelimesine bağlı olarak kısalttığını da zaman bizim ona euro dememiz lazım. Buna benzer hususlarda da dikkatinizi bu vesileyle çekmiş oldum. Çünkü arkadaşlar, milliyetçilik dediğiniz şey küçük dikkatlerdir. Yani bu para birimi euroya euro demek neyse nedir adı ama euro demek milliyetçiliktir. Bunu diğer şeylere de şey yapabilirsiniz. Burada da tabii bu şeyde de ben o yüzden cahil dedim. Yani cahilliğime verin diye söylemedim. Onun için bunu açıklamak istiyorum. Hepinize tekrar iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim.